Hocam merhabalar. Merhaba tatlım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Böyle Hocam. uzun aradan sonra bir öğrencimle görüşmek çok güzel bir şey ya. Evet, aynen, benim için de öyle. İsterseniz giriş yapayım, sonra konuşmamıza geçelim. Tamam tatlım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün burada öğretmenlerimizle olan tanıtım ve bal tanıtım günleri kapsamındaki bu yayınımızın son bölümü, yani öğretmenlerle olan son bölüm. Sonrasında velilerimizle olacak bir tane yayın. Bugün ben kendimi tanıtayım ilk önce. Ben bu sene 12. sınıfa geçtim. 12C sınıfından. Adım Ezgi Yaren Aydın. İlk olarak bugün yine 3 tane öğretmenimizle yayın yapacağız. İlki de Burak Orhanoğlu Lisesi Edebiyat Öğretmenimiz Zeliha Bakkal'la birlikteyiz şu anda. Hocam, isterseniz siz bahsetmek istediklerinizden bahsedin. Ben de aralarda kendi düşündüklerimi de söylerim. Bu şekilde tamamlarız konuşmayı. Tamam tatlım, teşekkür ediyorum. Ben Sen teşekkür tanıtın beni, yine de söyleyeyim. Ben Burak Baranadolu Lisesi'nin edebiyat öğretmeni Zeliha Bakkal. Bir kere okulla ilgili ilk düşüncelerimden bahsedeyim. Okulumu çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Çünkü bu hikayesi olan bir okul. Bana hikayesi olan bir okulda görev yapma gibi benim istediğim bir şeyi bahsettiği için çok mutluyum açıkçası. Neden? Bir annenin kaybından yola çıkan bir hikaye bu. Ama o kayıp bir kayıp değil. O hikayenin üzerine işte Sayın Ülkü Bora başka hikayeler katarak, sizlerin hikayelerinizi katarak devam etmesini istemiş. Ben de hikayesi olan bu okulda görev yaptığım için çok mutluyum. Daha kapısından ilk girdiğim andan itibaren, o bahçeden girdiğim andan itibaren 17 yıl önce bu. 17 yıldır aynı duygularla okuluma gelip gidiyorum. Edebiyat zümresi senin de bildiğin gibi güzel bir zümre biliyorsun. Aynen öyle. Edebiyat zümresini bir kere elit bir zümre diye söyleyebilirim. Zümremi övmek gibi olmasın ama böyle her şeye koşturan, her şeyin temelinde yer alan bir zümre. Neden her şeyin temelinde diyorum? Çünkü biraz hemen edebiyatın ne işe yaradığından da kısaca söz edeyim, ondan sonra geçeyim. Edebiyat hayatın tam gerçeği biliyorsunuz. Her şeyde biz edebiyat kullanıyoruz. İşte bir şey öğrenirken, bir şey öğretirken, dinlerken, şarkı söylerken, bir matematik problemini okuyup anlayıp yorumlarken, kısacası hayatın her alanında biz edebiyatı kullanıyoruz. Ve bir kere insan yetiştirme sanatı. Sizin gibi güzel çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Teşekkür Onların ederim. temelinin var olmasını, nasıl diyeyim, düzgün konuşabilen, mesela senin bu çok güzel diksiyonun, tabii kendi yeteneğin de var bunda, ama Hoş, düzgün sizlerin konuş. dinliyor olmasa kesinlikle, çünkü yaptığımız etkinliklerin de çok katkısı oluyor. Teşekkür ediyoruz hayatım. İşte eleştirel düşünebilen, kendi başına karar verebilen, bağımsız düşünebilen bireyler yetiştirme konusunda diğer zümre arkadaşlarımla beraber çaba sarf ediyoruz. Edebiyat bu işe yarıyor. Yani olmasa da olur bir eğlencelik değil aslında. Sen bunu bizzat 3 yıl yaşamış birisi olarak biliyorsun. Kesinlikle. Evet. Gelelim, neler yapıyoruz biz? Bir kere az önce de söyledim, hayatı hazırlıyoruz. Edebiyat sizin yaşamadığınız şeyleri size göstermeye çalışıyor. Bir Cervantes'i okurken, bir işte Tolstoy'u okurken, bir Yaşar Kemal'i okurken, Reşat Nuri'yi okurken o insanların yaşadığı dönemlere gidiyorsunuz. Ve oralarda olan şeyleri kendi hayatınızda gösteriyorsunuz. Bir köprü kuruyorsunuz, daha doğrusu geçmişle. Sonra iyi bir dil öğreniyorsunuz. Dilinizi, kendi ana dilinizi nasıl kullanmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Edebiyat dersleri böyle motomot dersler değil. İşte öğreteyim, sen öğren, hadi öğrendiklerini bize aktar gibi bir şey değil. Deneyimleyerek yaptığımız şeyler. Bu deneyimlerin içerisinde de aktivitelere çok önem veriyoruz, biliyorsun, edebiyat için. Özellikle nasıl diyeyim, yaptığımız çalışmalar çok ön planda. Bir kere sizinle birlikte bu sene yapmış olduğumuz 11. sınıflarla her zaman biz dergi ve gazete çıkartıyoruz. Dönem Aynen. gazetesi, ki bu dönem Tanzimat dönemi oluyor. Dergi de bir şekilde
sizin ortaklaşa arkadaşlarınızla hazırladığınız güzel bir dergi oluyor. Onun dışında afiş hazırlatıyoruz konularımızla ilgili, dil bilgisi konularımız, edebiyat konularımızla ilgili. Bunu daha çok 9. ve 10. sınıflara yönelik yapıyoruz. Bu da eğlenceli bir çalışma oluyor. Kitap okuma zaten olmazsa olmaz biliyorsunuz edebiyat derslerinde özellikle. Kitap okutuyoruz. Bunları performans olarak bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Seçtiğimiz kitaplar da hem dünya hem de Türk klasikleri arasında oluyor. Evet. Ve inanın tanımanızı istediğimiz gerçekten değerli sanatçıları, eserlerini tanımış oluyorsunuz böylelikle. Onun dışında işte belirli gün ve haftalarla ilgili konular hazırlıyoruz. Programlar yapıyoruz ki sen de az önce bahsettin. O programlar bizim öyle geler geçer programlar değil. Çok böyle kuvvetli programlarımız. Yani bir günün anlamını sadece bir şiir, bir yazı okumayla geçiştirmiyoruz. Onu yaşatıyoruz öğrencilerimize. Bunun için de oldukça uygun bir salonumuz var. Evet hocam, bu bölüyorum ama programlardan bahsederken hani bu şiir okuma yapıyoruz özellikle, bence en etkili olan da o. Bundan da biraz bahseder misin? Yani çünkü biz genellikle birçok özel gün var. Tabii ki bütün okullar değiniyordur eminim hani bu tarz törenlere falan. Ama bence bizim okulumuz apayrı bir şekilde. Hani o sırf o günü biz sunup bitirelim değil de işte şiir gösterileri olsun. Aynı zamanda biz koroyla, müzikte daha çok gireceğiz Hüseyin hocamla ama tiyatroyla edebiyatı birleştiriyoruz aslında sunumlarımızda. Şiir okuma etkinlikleri oluyor. Bunlardan da biraz bahseder misin? Evet, bir kere az önce sen de söyledin. Kesinlikle öyle düz bir şiir okuma, düz bir metin okuma şeklinde değil. O dramatizasyonu işin içerisine katıyoruz. Yani bir program yaptığımızda o dramatizasyon, müzik öğretmenimiz sağ olsun, onunla birlikte çok güzel programlar hazırladık. Şiirleri oratoryo şeklinde, müzik eşliğinde, metinleri aynı şekilde ve küçük gösteriler haline dönüştürüyoruz bunları. Bu da hem eğlenceli oluyor, hem seyredenleri böyle hani şey vardır ya, sıkıcı programlar vardır. Cidden bazen biz öğretmenler de sıkılırız. Onun dışına çıkma fırsatı veriyor. Bir şeyden öğrenmek istediklerini, diyelim bir günün anlamından öğrenmek istediklerini kesinlikle yaşatarak öğretmiş oluyoruz. Ben o şekilde yaptığımızı düşünüyorum ve sizlerin katkısı çok oluyor buna zaten. Tamam, bizim bir yönlendirmemiz var ama sizin de gerçekten yetenekleriniz buralarda çıkıyor ortaya. Evet, kesinlikle kendimizi görmüş oluyoruz ve geliştirmiş Aynen. oluyoruz. Yaptığınız işlerde gördüğünüz takdir sizi daha çok motive ediyor. Daha Evet. çok bağlıyor bir kere. O da yadsınamaz diye söylüyoruz. Sonra bizim vazgeçilmez iki tane edebiyat zümresinin projesi var. Bunlardan bir tanesi münazara, bir tanesi de bir kelime bir işlem. Aynen. Arkadaşlarımızın hepsi bunlarla ilgileniyorlar. Bir kelime bir işlemi yürüten Şükrü hocamız ve Ufuk hocamız. Bunun çok eski bir yarışma olduğunu belki bilenler bilir. TRT'de bir yarışmaydı bu. Okullarda ilk defa bu yarışmayı yapan bir okuluz biz de. Çok eğlenceli oluyor ve bu okullar arası gerçekleştirilen bir proje. Onun dışında münazara yarışmaları var. Münazaralar biliyorsunuz topluluk karşısında konuşma konusunda çok etkili sunumlar. Bunlar üniversitede bile, gittiğiniz ortamlarda, girdiğiniz ortamlarda bile size yararlı olacak çalışmalar. Biz de önce sınıflar arası münazaralarımızı yapıyoruz. Sonra okulumuzu daha doğrusu temsil edecek grubumuzu, ekibimizi belirliyoruz. Sonra okullar arası münazara yapıyoruz. Bu ikisi de bu dönem maalesef COVID-19 nedeniyle biraz sekteye uğradı. Çünkü bizim çalışma planımızda ikinci dönem gerçekleştirilecek olan şeylerdi. Fakat geçmişten beri yapmış olduğumuz bu etkinlikler dediğim gibi hem öğrencilerimizin gelişmesini sağlıyor hem de eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı oluyor diyoruz.
Evet hocam, bu konuda haklısınız. Çünkü hani çoğu öğrenci belki zor geliyor hazırlanmak. Hani ben kendim de Evet. münazara kulübündeydim. 10. sınıfta daha yoğun olarak çalıştık. Hani 11'de biraz daha yoğun oluyoruz da. Ama aslında şöyle bir şey var. Hani ileride mühendis de olsak, doktor da olsak, kesinlikle bunlar sayısal meslekler olarak gözükse de aslında insanlarla ilişki kuruyoruz. Ya da sosyal bir ortama gittiğimizde konuşma becerimiz gelişiyor. Kesinlikle bence çok önemli. Hani bu konuda konuşma yeteneği olanlar münazara kulübümüzde ilgilenebiliyor. Hocam bunun dışında bir de komisyonlardan bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Bu sene daha artık okulumuza yapılan projeleri daha düzenli bir hale getirebilmek için okul komisyonları kurduk her alanda. Bu işte sanattan edebiyata ya da bilim konusunda yapılan çalışmalarda, kanbaşı projemizde her alanda komisyonlarımız var. Ve aslında bu komisyonlardan bir proje yaptığında herkesin fikri alınmış oluyor. Burada da edebiyata değineceğim. Gezi komisyonumuz var aslında. Aslında konumuz kültür ve sanat, sadece edebiyat olmadığı için gezi komisyonumuz, sanat komisyonumuz, münazara komisyonumuz var. Siz bu komisyonların aslında nasıl bir fayda sağladığını düşünüyorsunuz hocam? Açıklayabilir misiniz? Kendi Ya, alanınızda da. az önce de senin söylediğin şey, onu bir yani bu komisyonlar çalışma alanlarını belirleyip o alanlara yönelerek sistematik hale getirmeye başladı. Daha öncesinde işte bir gezi kulübü bu işle ilgileniyordu diyelim sadece, ya da kültür edebiyat kulübü bu işle ilgileniyordu sadece. Ama şimdi açılan o alanlarda, o komisyonlarda herkesin bir şeyle ilgilendiği, özellikle kendi zevkine, beğenisine yönelik bir komisyona yöneldiği ve böylece sistematik bir şekilde çalışmaya başladığını görüyoruz. Bizim de kültür edebiyat açısından ya da gezi açısından, gezi de çünkü biliyorsun edebiyat derslerimizin vazgeçilmezlerinden bir tanesi şair ve yazarların evlerine yaptığımız ziyaretler. Allah'tan bu Covid ortaya çıkmadan biz her sene yaptığımız Aşiyan gezisini gerçekleştirmiş olduk. Aşiyan'a gidiyoruz, Tevfik Fikret'in evini görüyoruz. Orada nasıl şiir yazılır? Böyle bir evim olsa ben de şiir yazardıma kadar varıyoruz. Ortaköy'ü şöyle bir havalandırıp tekrar dönüyoruz. Böyle geziler yapıyoruz. Komisyonların yararı bu şekilde ve herkes dediğim gibi kendi istediği alanda bir şeyler yapmaya başladığı zaman daha çok başarı artıyor ve birlikte bir paylaşma ortamı oluşuyor. Bir komisyon bir şey gerçekleştirdiğinde öbür komisyonlar ona yardımcı oluyor. Tabii edebiyat da bunun içerisinde yer alıyor diyoruz. Böyle. Evet, kesinlikle. Bir de hocam kütüphanemizden bahsedebilir misiniz? Hani sizce kütüphanemizdeki kaynaklar yeterli mi okulumuz için, öğrencilerimiz için? Ne faydaları olur? Bir de Her yıl çalışma ortamı. zengin, aynen her yıl zenginleştirmeye çalıştığımız bir kütüphanemiz var. Çok sevimli bir kütüphanemiz. Ben kütüphanemizi de seviyorum. Çok böyle büyük, kocaman bir, devasa bir şey değil. Ama etkili eserler var. Her yılda kitap fuarına gezi düzenliyoruz zaten. Ve öğrencilerimizin katkısıyla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu sene bilmiyorum okulu gördünüz mü? Okul iyice çok güzel bir hale geldi. Sayın Müdürümüz Ali Rıza Aka sayesinde bir çalışma, özellikle 12. sınıflara size çok yarayacak. 12. sınıflar için bir çalışma alanı ve okuma alanı yapmış. O kadar güzel ki ben bile bir köşesinde oturup böyle ayaklarımı toplayıp böyle minderli sedirli kısımlar var. Oralarda oturup kitabımı okuyasım geldi. Öyle alanlarımız mevcut okulumuzda. Kütüphanede nöbetçimiz var. Her gün açık kütüphanemiz. Kapalı olduğu bir zaman yok. Zaten kütüphane ile ilgili görevli edebiyat öğretmenlerimiz var. Gerekli şekilde onlara başvurduğunda yararlanabiliyoruz. Biz kendimiz de gidip kitap alıyoruz mesela, oradan okuyoruz. Çalışma alanı için oldukça güzel bir alan. Ayrılmış bölümleri var birbirlerinden. O yüzden kütüphanemizi seviyorum. Küçük ve sevimli bir kütüphane diyebilirim. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Şimdi 12 olduğumda daha da iyi anlayacağımı düşünüyorum Evet. kütüphane önemini. Hocam bir de biliyorsunuz biz geçen sene yoktu, komisyonu açtıktan sonra. Aslında bu yıl okul dergisi çıkaracaktık. Evet. Siz de ilgileniyordunuz bu konuyla. Ama işte virüs olduğu için maalesef. Bu okul dergisinden biraz bahsedebilir misiniz? Nurten Hoca okul müdür yardımcımız ve siz ilgileniyormuşsunuz dergiyle. Şimdi öncelikle yine Sayın Müdürümüz Ali Rıza Bey sayesinde bir dergicilik okulu
adı altında bir eğitim başladı okulumuzda. Bu eğitim çok güzel bir eğitim. Dergi çıkarmış olan insanların gelip verdiği bir eğitim. Çocuklarımızın hep birlikte dergi çıkarmayı nasıl yapacaklarına dair bilgilerin edindiği bir eğitim. Ama onun dışında komisyonumuzda o çocuklar da, o öğrencilerimiz de var tabii. Birlikte okulumuzu yansıtan, gerçekten değerlerini, özelliklerini veren bir dergi çıkarma çabası içerisinde idik diyorum. Ki bu gerçekleştirilecektir mutlaka önümüzdeki dönemlerde şu süreç atlattıktan sonra. Bir dergimiz olacak. Bu dergiyle ilgili işte sizin yazılarınız, eserleriniz, etkinlikleriniz yer alacak. Bu da sadece şu süreçte bir sekteye uğradı. Onun dışında yapılabilecek bir şey diyoruz. Ve aslında öğrencilerin bu konuda dergicilik eğitimi alması da bence çok iyi bir şey. Normalde ücretli olarak yapılmasına rağmen okulumuzda bu ücretsiz yapılacaktı. Dergi Aynen. nasıl çıkartılır, aşamaları nelerdir? Gerçi online olarak devam etti eğitim. Yani ben onları takip ettim ve bir e-dergi çıkardılar. Okulumuzun sitesinde de yayınlandı. Başka okuldaki öğrencilerle birlikte Kolonya adı altında tam da bu döneme uygun özellikle COVID'in incelendiği sağlık üzerine bir dergi çıkardılar. E-dergiden takip ederseniz güzel bir dergi. Öğrencilerimizin de içinde yazıları var. Sadece yazı yazmak değil, nasıl yazması gerektiği, onu nasıl dergiye yerleştireceği, oradaki düzeltmeler, onların hepsini öğrendiler öğrencilerimiz. Aslında uluslararası alanda düzenlenen bir sergiye katılacaklardı, çıkaracakları dergilerle. Ama dediğim gibi topluca olunan bütün sergiler, bütün konferanslar, her şey iptal edildiği için bu da gerçekleşmedi. Ama önümüzdeki yıl mutlaka gerçekleşecektir diyoruz. Hocam, siz münazaradan bahsettiniz, bir kelime bir işlemden de bahsettiniz. Ben bunu aklıma gelen başka yarışmalarımız ve düzenlediğimiz etkinliklerden de bahsetmek istiyorum. Bir kelime bir işlem bahsettik. Bunun dışında aslında bilgi yarışması Bilgi düzenledik. yarışması var. Evet, çok güzeldi. Evet, Sizin uluslararası. katkılarınızla biz öğretmenlerimizin sadece jüri olarak görev aldığı bir şey. Yani sizin yarattığınız bir şey. Ve çok güzeldi o bilgi yarışması, yönetilmesi, öğrencilerin bir araya getirilmesi. Çok da böyle kıran kıran oldu. Gayet Evet. etkiliydi. Ben çok beğendim açıkçası. Ben de aynen öyle hocam. Bunun dışında bir de bu sene yine değişen idaremizle birlikte koridorlarımızda biliyorsunuz her katta artık satrançtan çok daha farklı oyunlara köşelerimiz var. Gelecek öğrenciler de boş zamanlarında olsun, öğle teneffüslerinde olsun bunlardan çok güzel yararlanabilirler. Evet, Buna yani değinmek okulumuz için. böyle kendi okulum olduğu için övmek gibi olmasın ama ciddi anlamda çok şey kazanacağınız bir okul. Sadece böyle gelip de orada işte ben okuyacağım. Tamam, çok iyi bir puanla geliyorsunuz. Yüksek bir puan ama ben okuyacağım işte buradan mühendis olacağım, doktor olacağım şeklinde düşünenlerin okulu olmakla birlikte aynı zamanda eğlenen, ne bileyim hayatı yaşayan, bir şekilde hayatın ucundan devam eden öğrencilerle dolu bir okul. Böyle gelip de kös kös oturulan bir okul değil açıkçası. Oldukça dinamik bir okul, çalışkan bir okul bence. Bu da tabii öğrencilerimiz sayesinde, bu öğrencilerimize ayak uyduran öğretmenlerimiz sayesinde diye söyleyebilirim Kesinlikle. Evet, açıkçası. yani önce öğrencinin istemesiyle başlıyor ama kesinlikle öğretmenlerimiz, sizler bizi çok destekliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunu da Siz de çok iyi geçmeyeceğim. Hocam. mühendisiniz. Sağ olun. Bir de bizim sorularımız gelmiş, birkaç soru sizle cevaplamak istiyorum 8. sınıf öğrencilerinden. Şey sormuşlar, sizce bu sene okulumuzun puanı yükselir mi? Yüzdelik dilimi artar mı? Yani Siz ne şimdi düşünüyorsunuz? şöyle hazırlık geldiği için biz artık hazırlıklı bir okuluz, daha nitelikli bir okuluz diyebilirim. Hazırlık geldiği için biraz yükseleceğini düşünüyorum. Bir de bu sene giren öğrencilerin sayısı daha fazla diğer yıllara göre. O yüzden yükselebilir kısmını öngörüyorum. Yani yine de sistem bilir çok bu konuda. Pandemi süreci tabii ki bunu kimilerini olumlu etkiliyor, kimilerini olumsuz etkiliyor. Aynen dediğin gibi. Evet.
Evet. Hocam başka aktarmak Şey var, istediğiniz sosyal sorumluluklardan biraz bahsetmek istiyorum var mı? ben. Özellikle bunun üzerinde de durmamı gerektiriyor diye düşünüyorum. Bir kere üzerimdeki tişört, arkadaşlarının hayatı senin damarlarında akıyor. Bizim en büyük sosyal sorumluluk projemiz kan bağışı biliyorsun. Ve bu konuda çok üst seviyelerdeyiz. Ve her yılda bu seviyemizi artırıyoruz. Özellikle Kızılay'ın bu konudaki bizi, okulumuzu takdiri son derece güzel bir seviyede. Ve ben böyle bir projenin içerisinde olduğum için son derece mutluyum. Bu sloganı da Edebiyat Zümresi bir yarışma açmıştı. O yarışmadaki öğrencilerin sloganları arasından seçmiştik ve o yıldan beri, yani yaptığımız yıldan beri bizim sloganımız halinde devam ediyor. Biliyorsun sosyal sorumluluklar, yani siz zaten çok iyi bir şekilde yetiştirilip çok iyi üniversiteler kazanıyorsunuz. Bu üniversiteleri bitiriyorsunuz. Ama şimdi iş hayatı tamamen işe alımlarda, daha doğrusu sosyal sorumluluk alanında yaptığınız şeylerle de çok ilgileniyor. Yani senin işte ODTÜ'yü bitirmiş olman tamam bir artı, İngilizce biliyor olman bir artı, ama sosyal sorumluluk projelerinin neresindesin? Hangisinin içine girdin? Neyin elinden tuttun? Bu kısımlar sizin iş hayatınızı çok etkileyecek olan kısımlar ve üniversitede de bununla ilgileniyorlar. Oradaki hocalar olsun, oradaki kulüpler olsun. Mutlaka bir sosyal sorumluluğun içerisinde olmak gerektiği belirtiliyor. Bizim de en büyük sosyal sorumluluğumuz bu. Onun dışında KaÇuv var, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı. Bu sadece diğer kanserli çocuklarla ilgili bir şey değil. Bunların en önemli özelliği aile evi yapmak. Yani uzaktan gelmiş kanserli ailelere ev açmak. Bu alanda öğretmenlerimiz çalışmalar yaptılar. İşte kermesler düzenlendi. Aktivite olarak ben öğrencilerimizi biliyorum. Bir şekilde zamanlarından kısıp, işte teneffüse çıkmayıp, başka bir şey yapmayıp gidip kitap ayraçları yaptılar, maske tasarladılar. Yani sadece kanserli çocuklara birazcık da olsa bir yardım sağlamak açısından. Onun dışında Patili dostlarımız var, biliyorsunuz. Patili dostlarımız okulumuzun vazgeçilmezlerinden. Onların da bir annesi var. Müdür yardımcımız Nurten Hanım. Nurten Hanım onları besliyor, koruyor. Sadece o değil tabii. Öğrencilerimiz sahip çıkıyor patili dostlarımıza. Yani doğa sevgisi ve hayvan sevgisi had safhada okulumuzda. Arkada biliyorsun gizli bir bahçemiz var. Bu Evet, bahçemizin onu diyecektim. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. O bahçemizde doğayı yaşıyoruz arka tarafa baktığımız zaman. Ama doğaya da sahip çıkıyoruz. Yani Tema Vakfı'na üyeyiz. Oradan her yıl gelen insanlar sayesinde öğrencilerimizin doğa bilinci artıyor. Onun dışında biliyorsun mezun derneğimizin bir projesi var. Geleceğe Gülümse Projesi. Evet, Geleceğe Gülümse Projesi'ne sizler katılıyorsunuz. 7 bölgede 7 Burak Bora kütüphanesi kurma çalışması ve ara sıra yardımlar toplanıyor. Kardeş okullarımıza yardımlar gönderiliyor. Bunlar da çok büyük projeler. Evet. Benim aklıma gelen projeler bunlar diyebilirim. Evet, mezunlar derneği demişken hani bilmeyenler vardır belki. Okuldan mezun olduktan sonra aslında katılacağınız bir grup olarak düşünebilirsiniz. Şu anlık hocamızın da söylediği gibi Geleceğe Gülümse kapsamında aslında bizim 11. sınıflarımızdan alt dönemlerden var mı bilmiyorum ama 11. sınıflardan birçok kişi yani birkaç kişi var katılıyor. Ama daha çok aslında okuldan mezun olduğunuzda katılıyorsunuz bu projelere. Bu Aynen. yönden de aslında Burak Boralıları ayırmayacak. Daha sonrasında bir yolda birleştirecek bir proje. O yüzden çok güzel bence de. Evet, bir şey de sadece proje değil de bizim bu ne diyelim, bu etkinlikleri sağlayan o çatının altında olmak, Evet, öğrenci aslında bulunduğum olduktan, için. öğrenci olmaktan çıkıp başka üniversitelerin öğrencileri olduktan sonra bile onun içerisinde yer almak çok güzel bir duygu. Çünkü hem sahip çıkılıyorsunuz, hem bir ailede olduğunuzu hissediyorsunuz. Onun dışında iş bulmadan tutun, işte sosyal yaşam içerisindeki karşılaştığınız zorluklardaki yardıma varıncaya kadar Mezunlar Derneğimiz hep arkanızda oluyor. Tabii bizler de onları destekliyoruz ve çalışmalarını takdir ediyoruz.
Kesinlikle Biz mi hocam. Sağ olun. Hocam benim sormak istediklerim bu kadar. Eğer sizin de eklemek istedikleriniz şey yoksa kapatacağım yayını. öğreticimiz? Son bir şey söyleyeyim. Şimdi çok gençken herkesi, her şeyi, hatta dünyayı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Nasılsa hiç yaşlanmayacak, işte hiç ölmeyecek, sonsuza kadar ulaşacağız diye düşünüyoruz. Oysa duvarda, yani yaşam duvarında tek bir tuğla olduğumuzu ve ancak iyi bir tuğla olmayı başarmakla yükümlü olduğumuzu öğrendiğimiz an iş bitiyor. İşte sizin okulunuzun öğretmenleri o iyi tuğla olma işini öğrenmişler ve sizin de iyi birer o yaşam duvarında iyi birer tuğla olup işinizin, şahsınızın en iyisi haline gelmeyi sağlamaya çalışıyoruz okulumuzda. Biz bunları yaparken siz de bize katkı sağlıyorsunuz. Getirdiğiniz o hikayelerle biz zenginleşiyoruz. Diyorum ya, hikayesi olan bir okulda ben görev yapıyorum. O hikayelerle zenginleşiyoruz. O hikayeler bize birçok şey katıyor, bizim size kattığımız gibi. Ve o yaşam duvarını birlikte örüyoruz okulumuzda. Ben bu okulda olmaktan son derece gurur duyuyorum. Böyle bir okulda sizlerle karşılaşıp sizlerin öğretmeni olmaktan son derece gurur duyuyorum. Böyle bir okulda okumak isteyenleri bekliyoruz açıkçası. Kesinlikle evet. Teşekkür ederiz Tamam. hocam. Ben teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. O zaman kapatıyorum artık yayını. Tamam. Son şey söyleyeyim. Şu anda yayını kapatıyorum. Bir iki dakika sonra tekrardan açacağım. Müzik öğretmenimiz Hüseyin Boyraz ile birlikte olacağız. Beklemede kalın. Onu da dinleyelim. Teşekkür ederim Tamam. hocam. Hoşçakalın.